Arkadaşlar, evimizde tereyağı nasıl yapabiliriz? Onu anlatacağım size. Biz bunu 4-5 seferdir yapıyoruz. Gerçekten de çok lezzetli bir tereyağı oluyor. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. 5 kilo krema alıyoruz. 5 kilo. Bunu tencereye koyuyoruz. Süt kaynatır gibi tereyağı, bu kremayı kaynatıyoruz. Köpükler çıkana kadar kaynıyor. Kaynadıktan sonra kremamızı ocaktan indiriyoruz. Nasıl sütü yoğurda mayaladığımız zaman ılık hale geldiğinde yoğurt katıp mayalıyoruz ya, aynı o şekilde kremamız ılık hale geldiğinde 2-3 kaşık yoğurt koyup kremamızı mayalıyoruz. Akşam saat 9-10 gibi bu işlemi yaptıktan sonra sabaha kadar yoğurt gibi mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalandıktan sonra sabah kremamızı dolaba koyuyoruz. Dolapta kaç gün kalıyor? 3 gün dolapta bu krema kalacak. Ve daha sonra bu işlem nasıl yapılıyor onu da size bu videonun devamına ekleyeceğim. Mayaladığımız kremayı 3 gün sonra dolaptan çıkarıyoruz. Ve bu kremayı güzelce yoğuracağız şimdi. Evet arkadaşlar. Kabı. Bunu tek bir kapla da yapabilirsiniz. Ya da iki küçük kaba bölüp de yapabilirsiniz. Güzelce bunu ikiye böldükten sonra. Şimdi ikiye böldüğümüz mayalanmış kremayı güzelce hamur yoğurur gibi yoğurmaya başlıyoruz. Bu yoğurdukça bu mayalanmış krema su çıkaracak. Yoğurdukça suya dönüşecek ve koyu bir şekilde yağımız da ortaya çıkacak. Bu şekilde güzelce bunu hamur yoğurur gibi yoğuruyoruz. Evet, yoğurma işlemi devam yapıyoruz şimdi. Bu işlemde yavaş yavaş kremamız tereyağa dönüşmeye başlayacak. Ve yavaş yavaş su bırakacak. Su bıraktıkça kremamız, tereyağımız ortaya çıkacak. Almış olduğumuz çiğ kremayı mayaladıktan sonra yoğurma işleminde yavaş yavaş sulanmaya başladı. Bu suyu çıkacak. Geride kalan kısım, sudan hariç kalan kısım artık tereyağı olacak. Aynı şekilde burayı da sulandıracağız. Burası birazcık daha fazladan sulandı. Ve birazdan tereyağları ne kadar olduğunu göstereceğiz. Evet. Yapmış olduğumuz malzeme sulandı iyice. Tereyağımız meydana çıktı. Yani 5 kiloluk çiğ kremadan nereden baksanız bir 4-4,5 kilo kadar tereyağı alıyorsunuz. Yani denemenizi tavsiye ederim. Tadı güzel. Evinizde yapmış olduğunuz nereden yapıldığı, kimin yapıldığı, ya kimin yaptığını bilmediğiniz tereyağları almaktansa marketlerden güzel çiğ krema alıp bu işlemi evinizde. Tereyağımızda son işlemi uyguluyoruz. Tereyağının en son bu küçük küçük parçalar ayrıldıktan sonra suyla yıkanması gerekiyor. Burada çiğ tadı gelmemesi için bu işlem yapılıyor. Yine istediğiniz parçalarda bu tereyağları parçalayarak dolabınıza koyarsınız. Afiyetle yersiniz.